Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kasas Suresi 51-59. ayetler arasını Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına, ince manalarına mazhar eylesin. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ Biz onlara ard arda sözü ulaştırdık. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki tezekkür etsinler diye. Yani Allah-u Teala ta Hazreti Adem'den ilk insandan itibaren insanlara mesajlarını göndermiştir. Ve peygamberler seçmiş, peygamberlerin eline kitap vermiş ve bu şekilde onları insanları uyarmak, insanlara görevlerini hatırlatmak üzere göndermiştir. Ve burada bir kopukluk da söz konusu değildir. İnsanlık tarihi bir yönüyle tevhid tarihidir. Tek Allah'ın davetinin bütün asırlarda yankılanması ve bütün asırlardaki insanlara ulaştırılması söz konusudur. Ama bütün insanlar ilahi hitaba muhatap olabilmişler midir? Peygamberimiz dönemini düşünürsek Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler doğrudan peygamberin şahsını görmekle beraber yine de tabi olmamışlardır. Sonraki dönemlerde artık yeni bir peygamber gelmeyecektir. Peygamberimiz Hatemen Nebiyyin son peygamberdir. Ama ulema ümmeti ke enbiya-i beni İsrail, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir hadisi. Öte yandan el ulema ve rasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Bu manalar beraberce düşünüldüğünde ümmeti Muhammed içinde çıkan alimler İslam'ı dünyanın dört bir tarafına ulaştırmışlardır ve şu anda da ulaştırmaya devam etmektedirler. Bu manada baktığımızda ilahi mesaj şu anda da dünyanın hemen her tarafında yankılanmakta, insanlara bir şekilde duyurulmaktadır. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ Daha öncesinde Hazreti Peygamber gelmezden önce kendilerine kitap verilenler hüm bihi yu'minun onlar ona iman ederler. Tabi bütün ehli kitap peygamberimize iman mı etmiştir? İman etmemiştir. Ama kendilerine peygamberimiz gelmezden önce en azından kendi kitaplarında ahir zamanda bir peygamber gelecek, insanlığı kurtaracak. Bu manayı kitaplarında görüyorlar ve buna inanıyorlardı. Bir kısmı Abdullah bin Selam gibi peygamberimizin o kurtarıcı olduğunu anladılar, tabi oldular. Ama bir kısmı da hala kurtarıcı beklemeye devam ediyor. Bir de peygamberimiz döneminde Necran Hristiyanları gibi, yine Yahudilerden bazı fertler gibi İslam'a girenler oldu ve onlar bu şekilde imanlarını tazelemiş oldular. Ve izâ yutlâ aleyhim âyâtunâ onlara ayetlerimiz okunduğunda galû âmennâ bihi onlar ona iman ettik dediler. Kendilerine Kur'an ayetleri okunduğunda Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu kabul ettiler. İşte Habeş Kralı Necaşi bunun güzel misallerinden birisidir. Peygamberimizin gönderdiği kimseler muhacir olarak onun ülkesinde bulundular. Kendisiyle de görüştüler. Ve Hazreti Cafer Kur'an-ı Kerim'den kendisine okudu. Gerek o gerek etrafındaki Hristiyanlar gözyaşlarıyla dinlediler. Ve Necaşi hak vakikata tabi oldu. Hatta şunu ifade etti. Leyteli hizmetehu bedelen an hâzi saltana. Yani keşke bu saltanata bedel ben onun bir hizmetkarı olsaydım dedim. Ve sonraki yıllarda vefat ettiğinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gıyabi bir şekilde onun cenaze namazını kıldırdı. Ve daha normalde haber gelmeden, günümüzdeki gibi değil o zamanlar, 1400 sene öncesinde Habeşistan'dan Arabistan'a bir haberin gelmesi belki de bir ayı alan bir olay. Ama Peygamberimiz o vefat ettiği gün, bugün bir kardeşiniz vefat etti, gelin onun cenaze namazını kılalım dedi ve gıyabi bir şekilde Necaşi'nin cenaze namazını kıldırdı. İşte bu manada
iman edenler peygamberimiz döneminde çıktı. Sonraki dönemlerde de yine ehli kitaptan peygamberimize iman edenler çıkmaya devam etti. Günümüzde de devam ediyor. Bunlara Kur'an ayeti okunduğunda bunlar Hazreti Peygamber'e iman ediyor. Bu mana günümüzde de net bir şekilde görülmekte. Mesela İslam dünyası şu anda çok da parlak bir görünüme sahip değil belki de. Dünya nüfusunun 1/4, 1/5 Müslüman. Ama siyasi yönden bakıldığında Müslümanlar birkaç yüzyıldan beri bayağı zor dönemler geçiriyorlar. Ve bir takım sıkıntılar yaşamaktalar idari yönden. Böyle olunca dışarıya verilen imaj belki de çok müsbet değil. Ama buna rağmen yine de Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar Kur'an'daki ilahi mesajı hissediyorlar ve o şekilde Müslüman oluyorlar. Mesela eski adıyla Cat Stevens, şimdiki adıyla Yusuf İslam Müslüman olmasını şöyle anlatıyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum, Müslüman oldum. Ama Müslümanların haline baksaydım olmayabilirdim diyor. Demek ki bunları cezbeden, bunları Peygamberimize tabi kılan en önemli özellik, en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in etrafındaki surlar yıkılmış olmakla beraber yine de Kur'an-ı Kerim kendi o parlak mucizeliğiyle gönülleri fethediyor ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Peygamberimize de iman ediyorlar. İnnehul hakku min Rabbine, o Rabbimizden haktır dediler. İnna künna min gablihi müslimin, biz önceden de müslimin idik. Hakka teslim olmuş, boyun eğmiş kimselerdik dediler. Ulaike, işte bunlar, yu'tevne ecrahum merrateyne, bunlar ücretlerini iki kat alacaklar. Yani kat be kat bunlara mükafatları verilecek. Evvelinde zaten mümin olmalarından, Allah'ın kitabına iman etmelerinden, bir de son ilahi mesaj geldiğinde ona uymalarından dolayı kat kat kendilerine ücretleri verilecek. Bime saberu, ve başka bir cihet de şu, sabretmeleri sebebiyle. Buradaki sabır şöyle anlaşılabilir. Abdullah bin Selam gibileri düşünecek olursak, mesela Abdullah bin Selam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını Tevrat'ta okumuş. Evvelinde zaten ahir zaman peygamberinin geleceğine iman etmiş. Ahir zaman peygamberinin geldiğini duyunca da heyecanlanıyor. Ama peygamber mi değil mi henüz daha bilmiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, Medine afakında görülünce Abdullah bin Selam da onu karşılayanlar arasında merakla bekliyor. Acaba ahir zaman peygamberiyim diyen bu zat gerçekten o mu değil mi? Peygamberimizin simasını görür görmez bu simada yalan yok diyor ve kendi içinden iman ediyor. Daha sonra Peygamber Efendimizin ziyaretine geliyor. Bazı sorular soruyor. Aldığı cevaplar karşısında tam mutmain oluyor ve Müslümanlığını Peygamberimizin yanında ilan ediyor. Ardından da Peygamber Efendimiz'e şunu söylüyor. Ya Resulallah diyor, ben Müslüman oldum ama Yahudiler genelde ırkçı, hasetçi bir millettir. Kendilerinden olmayan bir peygambere kolay kolay tabi olmazlar. Dolayısıyla isterseniz diyor siz çevredeki Yahudi alimlerini buraya davet edin. Ben de sizin evinizde bulunayım ama onlara görünmeyeyim. Benimle alakalı sorun, nasıl bilirsiniz Abdullah bin Selam'ı diye. Onlar herhalde lehimde şehadette bulunacaklardır. Onların huzurunda ben iman ettiğimi ilan edeyim diyor. Peygamber Efendimiz de uygun buluyor. Yahudi alimlerini evine davet ediyor. Abdullah bin Selam da evin gizli bir bölümünde. Ve Peygamber Efendimiz sohbet esnasında Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz diye soruyor. Onlar da met ediyorlar. Yere göğe sığdıramıyorlar. Şöyle alimdir, böyle fazıldır, böyle büyüktür gibi anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz peki diyor o iman ederse siz de iman eder misiniz? Diyorlar ki iman etmesi mümkün değil. Öyle bir alimimiz iman etmez. Bunun üzerine Abdullah bin Selam gizli kısımdan çıkıyor. Ey kavmim diyor biz Tevrat'ta
ahir zamanda gelecek bir peygamberin varlığını biliyorduk. İşte bu zat o zattır. Ahir zaman peygamberi gelmiştir. Ben ona iman ettim. Gelin siz de iman edin diyor. Ama muhatapları hasetlerinden ve kavmiyetçi duygularından dolayı bu defa Abdullah bin Selam'ı tenkit etmeye başlıyorlar. Sen hayırsız çıktın, sen ihanet ettin gibi ve bu şekilde peygamberimize iman etmiyorlar. İşte Abdullah bin Selam gibi iman edenler kendi kavimlerinden de çok tepki aldılar. Bu tepki sabretmeyi gerektiriyor. Günümüzde de bir Hristiyan veya başka herhangi dine mensup biri ben Müslüman olduğum dediğinde kendi milleti, kendi çevresindeki kimseler tarafından adeta aforoz ediliyor. Böyle olunca bunun da yine bir takım zorluklarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Bu sabrı gerektiren bir durum. İşte ayet-i kerime buna dikkat çekiyor. Onlara sabretmelerine mukabil ücretleri kat kat verilecektir. Ve yedraûne bil haseneti seyyiye ve onlar kötü tavra iyilikle mukabelede bulunurlar. Yani kötülüğe kötülükle değil, mukabeleyi bilmesiyle değil, iyilikle mukabelede bulunurlar. Ve mimma razaknahum yunfikun ve onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Hayır yolunda sarf ederler. Ve ize semi'u ellahu ve bunlar boş şeyleri duyduklarında e'aradu anhu ondan yüz çevirirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Min husni islamil mer'i terkühü maleyani. Yani maleyani şeyleri terk etmesi Müslüman kişinin kemalindendir. Maleyani şeyler dünyaya da ahirete de yaramayan şeyler. İşte ayet-i kerimede methedilen kimseler bunlar boş söze muhatap olduklarında iltifat etmezler ve yüz çevirirler. Ve kalu ve derler ki lena a'maluna ve lekum a'malukum bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Selamun aleykum, size selam derler. Yani selamet dilerler ve diğerlerine beddua etmek değil, Allah'tan rahmet temennisinde bulunurlar. La nebtagil cahilin, biz cahillerle sohbete arzulu değiliz. Onlarla beraberliği istemeyiz derler. Yani cahillerden yüz çevirirler. Yüz çevirirken de selametle geçiştirirler. İnneke la tehdi men ahbebte, ey peygamber, sen sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinallah yehdi men yeşe, lakin Allah dilediğine hidayet eder. Ve huve a'lemu bil muhtedin, Allah mühtedi olanları, hidayete erenleri en iyi bilendir. Hemen hemen bütün tefsirlerde bunun nüzul sebebi olarak Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in durumu nazara veriliyor. Ebu Talib Peygamberimizin zatının hayranlarından, Peygamberimize her türlü desteği vermiş ama doğrudan onun dinine tabi olmamış. Ve yeğenim sen hak bir yoldasın, sonuna kadar sana taraftarım, seni destekliyorum diyor ama kelime-i şehadeti getirmiyor. İşte artık Ebu Talib iyice yaşlı, vefat etmek üzere. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm hastalığında Ebu Talib'e, amcasına diyor ki amcacığım kelime-i şehadeti getir, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda senin lehinde şehadette bulunayım. Ve Ebu Talib diyemiyor, kelime-i şehadeti getirmiyor. Yeğenim benim aleyhimde konuşurlar diyor. Atalarının dinini terk etti derler. Ben bunu dedirtmek istemiyorum diyor. Ve diyemeden vefat ediyor. Bazı rivayetlerde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ya Resulallah dili bir şeyler söyledi, ben duydum demişse de Peygamberimiz hayır ben duyamadım buyuruyor. İşte bu münasebetle ayet-i kerimenin nazil olduğu ifade edilir. Kendisi Hazreti Ali'nin babası, Peygamber Efendimiz'in de amcası. Böyleyken doğrudan iman etmek nasip olmamış. Gerçi Peygamberimize düşman değil, aleyhinde değil. Hatta tamamen lehinde,
tamamen ona destek olmuş ama doğrudan bir iman da kendisine nasip olmamış. Ayet-i Kerime bu noktada Peygamberimize ve bizlere şunu hatırlatıyor. Sen sevdiğine hidayet edemezsin ama Allah dilediğine hidayet eder. Yani hidayet Allah'tandır. Peygamber buna vesiledir. Alimler buna birer vesiledir. Ama hidayeti yaratmak Allah'tandır. Ve Allah hidayete ehil olan kimdir? Kim hidayete layık? Onu en iyi bilir ve ona göre nasip eder. Bu gerçekten önemli bir nokta. Peygamber illa kabul ettirmekle mükellef değil, peygamber tebliğ etmekle mükellef. Peygamber tebliğini yaptığında görevi tamamlanmıştır ve artık neticeye karışamaz ve neticeyle mükellef de değildir. Vakalu dediler ki innette bi el huda, eğer biz hidayete hüdaya tabi olsak maake, seninle beraber hidayete tabi olsak, İslam'a girsek nutahattaf min ardına, kendi diyarımızdan sürülür çıkarılırız. Bu bazılarının dünyevi endişelerle Müslüman olmalarını gizlemesiyle alakalı bir durum. İşte Abdümenaf oğullarından bir kısmı Peygamberimize böyle demişler. Yani biz biliyoruz ki sen hak bir yoldasın ama bunu ilan etsek biz dışlanırız ve bizi burada yaşatmazlar, diyarımızdan sürülürüz demişler. Evelem nümekkin lehum, biz onları şöyle bir yerde yerleştirmedik mi? İmkan vermedik mi? Haremen eminen, emniyet içinde bir harem. Yani onlar Kabe'nin komşuları ve Kabe etrafta harem olarak biliniyor ve orada birbirine düşman olanlar bile emniyet içinde yaşıyorlar ve orada savaş yapmıyorlar. Yücbe ileyhi semaratü küllü şey, rizgan milledünne, her taraftan bizim nezdimizden olmak üzere, tarafımızdan olmak üzere rızıklar oraya geliyor. Orada toplanıyor. Velakinne ekserahum la ya'lemun, lakin onların ekserisi bunu bilmezler. Yani Kabe'nin emin yer olması, harem olması ve onun hürmetine çevrenin de saygı duyması, orada savaş yapılmaması, bunlar çok güzel birer nimet. Öte yandan Mekke her ne kadar böyle kurak bir yer ise de ama her taraftan mahsuller oraya geliyor. Ticaret kervanları, yolları oradan da geçiyor. Her tarafın mahsulatı oraya toplanmakta. Cenab-ı Hak bu nimetlere dikkat çekiyor. Yani namusayiş şartlarda olmalarına rağmen biz onları emniyet içinde yaşatıyoruz. Kabe'nin hürmetine emniyet içinde yaşıyorlar. Her taraftan da rızıkları gönderiliyor. Durum böyleyken Müslüman olmaktan niye korkuyorlar? Diyarımızdan çıkarılırız diye niye endişe ediyorlar? Değerli izleyenlerim, burada belki şunu da görmüş oluyoruz. Demek ki insanlarda endişeyi istikbal var, gelecek endişesi ve bu endişe bazen İslam'a girmelerine, İslam'ı düzgün bir şekilde yaşamalarına engel oluyor. Günümüz şartları itibariyle düşündüğümüzde mesela ülkemizde %90 küsur Müslüman, böyle olmakla beraber zaman zaman bazı insanlar bulundukları müesseselerde İslam'ı doğru dürüst yaşayamıyorlar. Hatta yaşayacak olsalar orada barındırmıyorlar ve oradan çıkarılıyorlar, işten çıkarılıyorlar, vazifeden atılıyorlar. Bu gibi durumlar oluyor. Peki böyle bir durumda ne yapmaları gerekir? Yani böyle bir durumda aslında haklarını aramak ve oradaki insanların da buna alışmasını temin etmek gerekir. Ve haklı olduğu haklılar, %100 haklılar, bu haklılığın diğerlerine de kabul ettirilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde ülke içinde %90 küsur çoğunluk azınlık haline gelmemeli ve dinini yaşamakta herhangi bir sıkıntı duymamalı. Ama nedense bir takım sıkıntılar zaman zaman olabiliyor. Buna mukabil endişeye mahal duymadan insan dinini samimane yaşamalı
ve bunun mücadelesini vermeli. Ve kem ehlekna min qaryatin batret ma'işeteha. Yani biz daha önce bolluk içinde olan nice kariyeyi helak ettik. Yani maişetlerinin bol olmasından dolayı şımardılar ve bu şımarmanın neticesinde taraf ilahiden cezalandırıldılar. Fetilke mesakinuhum lem tüsken min badihim illa galile. İşte şunlar onların meskenleri, kendilerinden sonra orada ancak çok az yerleşildi. Yani onların beldeleri harap edildi. Geriye harabeler kaldı. Artık oralarda kimse yaşamadı. Ancak gelip geçerken diyelim bir kervan konaklamış, bir miktar orada durmuşlar, yollarına devam etmişler. Ancak bu şekilde kullanılır oldu. Burada tarih boyunca bir kısım kavimlerin, milletlerin helak edilmesi, bunlar bir zamanlar bolluk içindeydi ve geçimleri rahattı, gayet refah içerisinde yaşıyorlardı ama şımardılar. Bu şımarmanın neticesinde taraf ilahiden cezalandırıldılar. İşte Roma devleti, günümüzde Anadolu toprakları bir zamanlar Romalılarındı. İstanbul'da ve bir takım yerlerde Romalılardan kalma eserler hala bulunmakta. Geriye bir takım harabeler kalmış. Ve artık kendileri burada değil ve onların devamı da burada değil. Başkaları buralarda hayatını devam ettirmekte. Bu manada dünyanın hemen her yerinde helak olmuş milletler ardından bunların yerine getirilen başkaları bulunmakta. Ve künnâ nahnul varisîn, biz onlara varis olduk. Yani nasıl ki birisi vefat ettiğinde malı onun yakınlarına kalır ama bunların yakınları da yok. Doğrudan doğruya mülk zaten Allah'ın, onların mülküne de Allah varis oldu. Geriye başkalarına da bir şey kalmadı. Ve mâ kâne rabbuke mühlikel gura. Senin Rabbin beldeleri helak edecek değildir. Hatta yeb'ase fî ümmihâ rasûlen. Onların merkezinde bir peygamber göndermedikçe, yetlu aleyhim âyâtina, ayetlerimizi onlara okuyan bir peygamber göndermedikçe. Yani Allah önce beldelerin merkezinde, merkezi bir yerde peygamber gönderir. O peygamberle mesajını çevredekilere iletir ama kabul etmezlerse helak eder. Ve mâ künnâ muhlikil gura illâ ve ehlühâ zâlimun. Biz o beldeleri ehli zalim olmadan helak edici değiliz. Yani helak olan beldeler var ama bunlar durup dururken helak edilmemiştir. Ehli zalim olduğunda, zulmettiklerinde taraf ilahiden cezalandırılmışlardır. Cenab-ı Hak bizleri sulh içinde, adalet içinde yaşayan bahtiyarlardan eylesin ve zulmün, küfrün, şirkin her türlüsünden bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.